Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok özel bir gitar tanıtacağım. Zaten bunu Facebook'tan da sizlerle paylaşmıştım. Şu an elimde Fender'in sınırlı sayıda üretilen limited edition bir modeli var. Custom Shop tabii bu, onu söylemek istiyorum sizlere. Elimde tutmuş olduğum modelin tam adı La Cabronita Boraca Jazzmaster diye geçiyor. Gerçekten inanılmaz özellikleri olan ve dediğim gibi sınırlı sayıda üretilen bir model. Tam rakam olarak ben Facebook'ta 30 demiştim ama öğrendiğim kadarıyla yani maksimum üretilen dünya çapında sayısı 150'yi geçmiyormuş bunların. O yüzden söylediğim rakamı tam olarak baz almayın ama yine de dediğim gibi oldukça başarılı bir gitar. Tabii sizlere söylemiştim Facebook'ta sürpriz bir yerde çekim yapacağım diyordum. Şu an eminim ki birçok arkadaş böyle gözleri yerinden çıkmışçasına ekrana bakıyordur. Şu an neredeyim arkadaşlar? Size her zaman söylediğim Fender Türkiye ekibinin Cihangir'de yeni açmış oldukları ofisteyim. Burası da bayilerine özel olarak ürünleri gösterecekleri bir showroom. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Tabii bugün biraz daha düzenledik. Ama burası sadece bu gitarlardan mı ibaret? Hayır. Şu an yani size göre sağda, bana göre solda kalan duvarda 5 tane bas gitar var. Hemen şurada arka tarafta, yani sizin göremediğiniz kısımda Jackson'lar var. Onun haricinde arkada akustik ve klasikler ve burada da yine değişik gitarlar mevcut. Gerçekten burası çok güzel. Burada birçok çekim yapacağım, onu söylemek istiyorum. Zaman içerisinde bir sürü gitar tanıtacağım. Ben buradaki konseptin biraz oturmasını bekliyordum. Burası çok yeni bir ofis. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Gerçekten de umarım Allah yollarını açık etsin. Şöyle baktığımız zaman gitarda nasıl özellikler var? Bu gitar çok değişik arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. Yani anlatması aslında böyle kelimelerle ifade edilmez. Tamamen alıp çalmak lazım ama teknik özelliklerine bakalım. Kendime şöyle bir notlar çıkardım. Gövde ağacımızda hafif diş budak var. Tabii o diş budan her zamanki gibi damarlarını boyasından dolayı göremiyorsunuz. Şöyle yakın çekimde size gövdesinin üstünde bazı detaylar göstereceğim. Bunlar nedir? Bu bir boya. Çünkü bu gitar relik bir gitar arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz zaten, burada vuruklar var. Görmüş olduğunuz gibi boyası böyle çatlamaya yüz tutmuş. Çok değişik bir gitar. Arka tarafından da size örnekler vermek istiyorum. Şöyle. Yıllar içerisinde çalındığında gitarınız bu hale gelecek. Bunlar tamamen orijinal. Yani bu gitar böyle geliyor Türkiye'ye. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu gitar arkadaşlar satışta olan bir model değil. Fender Türkiye ekibinin kendi koleksiyonuna getirdiği özel bir gitar. Görüp beğenmişler ve kendilerine almışlar. Çünkü gerçekten böyle bir gitar herkes olsun ister. O yüzden de çok güzel bir tercih yapmışlar. Arkada Custom Shop özel, yani bu gitara özel bir kapağımız var. Yıllar içerisinde böyle metal aksamlar, görmüş olduğunuz gibi böyle kumlanacak. Yani üstünde zımpara yapılmış gibi değişik bir görüntüye sahip olacak. En az 30-40 yıllık bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim bu gitarın. Yine paslanmış aksamlarımız, vidalarımızın hepsi. Belki orada detay olarak şu an yakın çekimde seçemiyor olabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman gövdede bir volüm, bir ton potansımız var. Ton potansımızda grid bucket dediğimiz değişik bir sistem uygulamışlar. Bu nedir? Böyle tonumuzu kıstığımız zaman evet tizden basa doğru gelir ama bazı gitarlarda bu boğuklaşır, böyle hafif bir cızlama yaratır. Şişmanlar böyle. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Gayet güzel tizden kıstığımız zaman basa doğru giden çok güzel bir frekans aralığı var. TV Jones Powertron diye bir manyetimiz var. Tam adını doğru mu söyledik? Evet, Powertron. Kendimi buradan notlar aldım, onu tekrar söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi özel bir gitar ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum sizlere bu konuyla ilgili. Ki yine detaylarını Custom Shop, Fender Custom Shop sitesinden bakabilirsiniz. Bu nedir? Köprü manyetinde bir tane kullanılmış. Bu manyetik TV Jones Gretsch gitarlarında kullanılan bir manyetik olduğunu söyleyebilirim genellikle. Yine görmüş olduğunuz gibi güzel paslanmaz çelikten yapılmış bir eşiğimiz var. Bu pirinç eşik ama krom kaplama pirinç eşik. Bu da yine tonumuza ayrı bir lezzet katıyor ama böyle çok yırtıcı bir sesimizin olduğunu söyleyemem, özellikle pirinç eşik olarak. Gelelim sub kısmına. Burada anlatacağımız çok güzel bir özellik var. Şu dizimi almak istiyorum sizlere daha detaylı gösterebilmek için. Öncelikle görüntüsünden biraz bahsedelim. Klavyemizde görmüş olduğunuz gibi böyle parmak izlerimiz var mevcut bazı yerlerinde, çalınmayla alakalı. Ve şu kısmında belki tam ışık duruyor olabilir, seçemiyor olabilirsiniz ama parmağınızın böyle tutup gezindiği yerde bir eskitme burada da yapmışlar. O da yine ince detaylar arasında. Büyük C şeklinde, yani C shape dediğimiz sub profili var ve gerçekten avucunuzda oturuyor böyle. Yani şu tarz bir sub'la gitar çaldığınız zaman ondan sonra birçok düşünceniz ve duygunuz değişiyor. Onu da size belirtmek istiyorum. Şöyle burada ne uygulamışlar? Kesimle alakalı ama ona geçmeden önce tabii size jumbo fretler olduğunu söylemek istiyorum.
6105 Darjun bofretler bunlar. Dunlop marka. Bunun özelliği nedir? Size şöyle izah etmek istiyorum bunu. Normalde jumbo fretleri şu kalınlıkta olduğunu varsayın. Darjumo'nun da bu kalınlıkta olduğunu. Şimdi ama jumboları biliyorsunuz bunlar yüksekliğe göre adlandırılıyor. Dar jumbolarda bu zaman içerisinde biliyorsunuz eridiği zaman tel de daha az aralıkta hareket edeceği için akort sorununuza ve çalmanız bir o kadar daha az olacaktır. Ama geniş jumbolarda tel daha fazla aralıkta hareket edeceğinden dolayı akortta biraz daha sapmalar yaşanacaktır. Onu da bilmenizi istiyorum. Şöyle arkasına baktığımız zaman yine görmüş olduğunuz gibi hafif saten bir görüntü var. Şurada görüyorsunuz akort burgularımızı ve arkada Custom Shop logosunu da buradan seçebiliyorsunuz. Sedef akort burguları kullanmışlar. Biliyorsunuz daha çok klasik gitarlarda tercih edilen akort burguları olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama burada bu gitara gerçekten çok yakışmış. Ondan sonra devam edelim tekrar. Yine gövdede sadece beyaz pickguard ve arkada yine pil yuvamız beyaz olarak tercih edilmiş. Gelelim sapındaki duruma nedir? Quarter Sam akça ağaç yani Quarter Sam Maple diye geçiyor. Bu bir ağaç cinsi değil arkadaşlar. Bu bir kesim metodudur. Özellikle ahşap işçilikte. Biliyorsunuz ağaçlar şöyle notumu elime almak istiyorum. Çünkü burada göstereceğim bir resim var sizlere. Şu an siz de görebiliyorsunuzdur. Ağaçlar blok şeklinde gelip kesiliyor. Şimdi plain sam dediğimizde ağaç böyle görmüş olduğunuz gibi çizgi çizgi olan kısımları hepsi kullanılıyor. Yani burada hiçbir kayıp yok ağaçta ve bu yüzden ucuz oluyor. Çünkü ağacın her şeyinden faydalanıyorlar. Rift sam dediğimizde bakın şu aradaki şu çizgilerin arasındaki boşluklarda ağaç kayıp oluyor. Yani bu bir kesim metodu ve böyle olduğu için burada birazcık daha maliyet artıyor. Neden bu var? Bunlar çünkü ağacın bu kısımları kullanıldığı zaman bu kesimde daha dayanıklı bir ağacın daha dayanıklı kısımlarını alıyorlarmış. Onu öğrendim. Bu da benim yeni edindiğim bilgiler arasında. Yalnız bu gitarda uygulanan ise quarter sam dediğimiz. Quarter biliyorsunuz çeyrek demek ve sam da bir kesim anlamına geliyormuş İngilizce'de. Çeyrek kesimde ise ağaç önce dörde bölünüyor blok ve ondan sonra görmüş olduğunuz gibi şu şekillerde kesiliyor. Dört parçadan. Tabi burada da yine kayıplar olacağı için bunlar pahalı oluyor. Bu tür şeyleri Fender pahalı gitarlarında kullanıyor. Ucuz gitarlarında ise genellikle plain sound tarzı şeyler kullanılıyor. Şöyle aksesuarları nedir? Bu gitarla gelen bazı aksesuarlar var. Güzel bir case geliyor. Bir tane askı gönderiyorlar size. Bir tane kablo, Custom Shop penası, sertifikası geliyor. Yani bu gitarın özel olduğuna dair size kanıtlı bir belge geliyor. Cila bezi geliyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bu gitarın bir özelliği daha var. Aslında bu gitarın gövde şekli. Bundan bahsetmedim sanırım ama eğer bahsettiysem de bir daha tekrar etmek istiyorum. Hatırlamıyorum çünkü başta ne konuştuğumu. Şöyle çevirdiğimiz zaman bu gitar bir Jazzmaster oluyor. Normalde üretilen bakın bu gitarla gövdesi aynı oluyor Fender Jazzmaster'la. Burada da tam tersi yapmışlar çevirdikleri zaman. Yani kendine özgü bir gitar şekli olmuş açıkçası. Bunun tabii bir aslında dezavantajı var. Nedir? Bunu da söylemek istiyorum. Yani bu gitarda son perdeleri aşağıdan kullanmak birazcık zor. Çünkü o kısım burada kalıyor. Onun da bilmenizi istiyorum. Ama yine de tabii yani bu aslında çok böyle bir solo atılacak bir gitar değil. Biraz daha böyle ritim. Çünkü çok tatlı bir tonu var. Onu da birazdan size göstereceğim. Nasıl bir setup var onu da bilmenizi istiyorum. Her zamanki gibi Marshall'ın JVM ampimizi kullanmayacağız. Şu an yanımda görüyorsunuz oturduğum sandalyeyle aynı renkte olan Supersonic ampi var. Fender'in o da buradaydı. Onu da kullanalım dedik. Gerçekten çok başarılıymış. Ben ilk defa deniyorum. O da bu gitara kısmetmiş. Yani açıkçası benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Böyle bir gitarla bu amfiyi denemek. Onun hemen önünde amfiyi mikrofonladık ve Sennheiser Evolution 606 var. Yine kablomuz Close kablo ve ucunda Nötrik uç var. Ve Fender'in Platinum serisi kablosunu kullanıyoruz. Bu da sinyal olarak oldukça başarılı. Bunu her seferinde söylüyorum sizlere. Biraz maliyetli ama gerçekten sound'unuzu değiştirecek bir kablo olduğunu bilmenizi istiyorum. Nasıl bir yolu izleyeceğiz amfide? Bunlar şu an her şey ayarlı. Yani biz peak yapmamız için gerekli bir düzeyde tuttuk. Bu amfide clean kanalında iki seçenek var. Şu an full switch var benim ayağımın altında. Normal ve flat. Normalde biraz daha düşük bir volüm ve flat'te birazcık daha böyle şişman. Yani bu da 65 delik reverb amfisi ile Fender Bassman arasında değişiyor. Onu sizlere hangisinin hangisi olduğunu söyleyeceğim. Bir de hafif bir drive'ımız var. Böyle 3 ile 4 arasında bir konumda. Tabii amfide 0'dan 10'a kadar yani 8 ile 9 arasında bir yere getirdik. Böyle hafif tatlı bir overdrive'ımız var. İsterseniz şimdi bilgisayarımızın kaydını başlatalım ve çalmaya başlayalım.
Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli ayarları yaptık. Yani bilgisayarımızın kaydını açtık. Söylediğim ayarlar hala geçerli Amfi'de. Amfi, bahsettiğim clean kanalında normal 65 Deluxe Reverb tadında bir bize ton verecek. Flat yaptığımız zamanda da Fender'in Bassman Amfisi gibi yine bir sound ortaya çıkacak. İsterseniz başlayalım. Kısa kısa örnekler vereceğim size arkadaşlar. Bakalım tonumuz nasıl olacak. İşte size bahsettiğim bu manyetin nasıl kullanılması, buradaki köprü kısmına birazcık daha böyle değişik bir stille vurduğunuz zaman o açıkçası ortaya çıkıyor. Daha değişik bir ton alıyorsunuz. Şöyle tekrar bakalım onlara. Merak ediyorsunuz ya arkadaşlar, sustain'i nasıl diye gitarların, bu gitarda gerçekten onu hiç düşünmeyin, oldukça başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten ciğerleriniz titriyor. Bu ciğerleriniz titriyor kelimesini her videoda söylemiyorum, siz de fark etmişsinizdir. Özellikle bu tarz gitarlarda gerçekten sizi böyle oturduğunuz yerde ayaklarınızdan kafanıza kadar titreten bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Kendi doğal sesi de zaten oldukça başarılı, yani hiçbir şey takmadan böyle vurduğunuz zaman zaten gitar kendini belli ediyor. Gitarın bu kısmına da bakın. Yani gitar alacağınız zaman, iyi gitar alıyorsanız ya da herhangi bir gitar alıyorsanız, kuru sesine nasıl olduğuna bir bakmanızı istiyorum. Oldukça değişik sonuçlar çıkacaktır ortaya eminim aldığınız gitarlarda. Şimdi birazcık tonu kısacağım. Tekrar bakalım. Şimdi amfiyi bir de flat alalım. Fet kısmını arkadaşlar, flat dedim, yanlış söyledim. Fet'i alalım, bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak. Biraz daha hacimli bir ses duyacaksınız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Evet, şimdi drive'ımızı alalım. Burada kapattım arkadaşlar fetimizi. Şöyle kendisinin üstünde amfide gain 1 ve gain 2 var. Gain 2'ye biz dokunmuyoruz çünkü bu gitarın havasına uymayacağını söylediler bana. Ben de tecrübelere saygı duyaraktan kabul ettim bunu. Öncelikle söylemek istiyorum. Gain de dediğim gibi 8-9 arasında transparan bir overdrive'ımız olduğunu söyleyebilirim. Yani akor bile basarken bütün her şeyi tane tane duyabileceksiniz.
Üzerinde 10 numara tel var arkadaşlar. Tabii çok güzel ayarlı olduğunu söyleyebilirim. Zaten case'inden çıkardığınızda bu gitarlar size çok ufak tefek, yani hava değişimlerinden dolayı, size ulaşımdan dolayı ufak tefek ayarsızlıklar olabilir. Onları giderdikten sonra gerçekten kusursuz bir size çalım imkanı sağlıyor. Son olarak yeni bir şeyler bakalım böyle. İçinde birazcık da sol olsun. Bakalım nasıl bir performansımız olacak. Evet arkadaşlar, size son bir bilgi vermek istiyorum. Siz de eğer custom shop gitar yaptırmak isterseniz mutlaka Fender Türkiye ekibiyle iletişime geçin. Çünkü onlar bu konuda oldukça uzman arkadaşlar. Amerika'ya gidiyorlar, seminerleri ve fuarları takip ediyorlar. Yani bütün yeniliklerden haberdarlar. Çünkü bir de Türkiye distribütörü zaten bu insanlar. Ve onlarla gerçekten böyle akort burgularından manyetiğine kadar, köprüsüne kadar, gitarın gövdesine, serisine kadar her şeyini seçebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka onların uzmanlığından faydalanmanızı isterim. Çünkü ben de öyle yaptım ve gerçekten bu konuda oldukça iyiler. Onu bilmenizi istiyorum. Çünkü her gidişimde yeni bir şey öğreniyorum. Bugün mesela işte quarter sound olayını öğrendim falan. Böyle çok değişik şeyler oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi çok özel bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Burada hani çalmak ve tonlarını dinletmekten ziyade size sadece biraz bahsettim ve aslında ufak da bir Fender Türkiye ekibinin de tanıtımını yapmış oldum. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yine bana sormak istediklerinizi info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilir veya Facebook'tan sayfamıza yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.